Ekonomi yönetimi şapkadan tavşan çıkarma çabasında bir adım daha attı. Yeni bir tavşan çıkarmaya çalıştı ya da çalışıyor. Cuma günü BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bir karar açıkladı. Ama o kararı daha sonra hafta sonu değiştirdi içeriğini. Şimdi pazartesi günü farklı bir kararla karşı karşıyayız. Karar şuydu ilk Cuma günü açıkladığında elinde 15 milyon lira karşılığı döviz bulunduran şirketler ki bugünkü kurula yaklaşık 900 bin dolar ediyor. Eğer ellerindeki döviz cirolarının ya da aktif varlıklarının %10'undan fazlaysa bundan böyle yani eğer böyleyse bundan böyle bankalardan Türk lirası kredi kullanamayacaklar. Bu önemli bir yaptırım. Yani şirketlere kredi kullanmak istiyorsanız elinizdeki dövizi paşa paşa satacaksınız kardeşim dedi BDDK. Cuma günü bu kararı açıkladığında ilk olarak bunu daha çok kobileri kapsadığını düşünmüştük. Çünkü büyük şirketler mesela Koç Holding, Sabancı Holding gibi şirketlerin ciroları ellerindeki döviz tutarından çok daha fazla. Hafta sonu pazar günü ek bir karar yayınladı BDDK ve dedi ki bağımsız denetime tabi olmayan şirketler bu kararın kapsamında değil. Hayda olduk bir anda. Çünkü bağımsız denetime tabi olmayan şirketler de küçük şirketler. Tam olarak 40 milyon liranın altında cirosu olan şirketler ve 125 kişiden az çalıştıran şirketler bağımsız denetim Zorunluluğuyla karşı karşıya değiller. Bağımsız denetim yaptırmak isteyenler büyük şirketler. Yani BDDK'nın kararı büyük şirketlere elinizdeki dövizi satın kardeşim diyor. Acaba satarlar mı? Bu videoda ona bakacağız. Dolardaki düşüş devam eder mi? Ona da göreceğiz. Yoksa yeniden yükselecek mi? Hatta düştüğü yerin üzerine mi çıkacak? Bu sorulara yanıt arayacağız. Çünkü dolar cuma günü ilk kararla 17 liradan 17.40'dan 16.48'e geriledi. Daha sonra hafta sonu açıklanan ek kararlar ve pazartesi günü bugün sabah piyasalar açılmadan 16.09'a kadar doların düştüğünü gördük. Ondan sonra fakat yeniden yükseldi. Şu anda pazartesi akşam haftanın ilk günü 16.55'in hemen eşiğinde işlem görüyor. Bugün içinde %1.74'lük düşüş var. Cumadan bugüne %5-6'lık bir düşüş yaşandı ama daha sonra o düşüşün bir mik bir kısmını geri aldı. Önce bu düşüş ne kadar sahici? O soruya bir yanıt arayalım. Yani gerçekten şirketler bir anda döviz satışına mı geçtiler bu karardan korkup? Şimdi cuma günü bu karar piyasalar kapandıktan sonra açıklandı. Piyasalar kapandı. Daha sonra BDDK bu kararı açıkladı. Patronlar evlerine giderken mesai çıkışı bir anda bu kararı mı aldılar? Mali işlerden sorumlu gelen müdür yardımcılarıyla istişare ettiler ve bir anda ellerindeki döviz satma ya karar vermiş olabilirler mi? Bana bu çok gerçekçi gelmiyor. Ya da pazartesi günü Yine aynı şekilde şirket yöneticileri daha piyasalar açılmadan nasıl döviz satışına geçtiler? Bunlar bu işte bir bit yeniği var. Onu söyleyeyim. Bit yeniği olduğunu düşünmemin bir sebebi daha var. Piyasa terminalin başındaki işlemciler de sabah çok düşük seviyelerden dolar satışı gerçekleştiğini belirtiyorlar. Mesela Iris Cibre demiş ki sabah saat 8'de pazartesi günü 15.99'dan 8:15'te ise 16.07'den dolar satıldı. Yani birileri belki de kamu bankaları, belki de Merkez Bankası rezervlerinden düşük seviyeden döviz satışı yaptılar. Bugünün hikayesi bu şekilde. Ama önümüzdeki günlerde bu karar bazı şirketleri elbette döviz satışına zorlayacak. Çünkü TL kredi kullanmayan şirket sayısı çok az. Tabii ki bazı şirketler hala kendi öz kaynaklarıyla iş yapmaya devam ediyorlar. Dini hassasiyetlerle olabilir. Mesela bugün BİM, perakende dedi. Dedi ki bu karar bizi bağlamıyor çünkü biz kredi falan kullanmıyoruz kardeşim. Gayet net bir açıklama yaptı. BİM mütedeyyin işte patronları bu nedenle mi bilmiyorum ama BİM'in pek banka kredisi işin olmadığını öğrendik. Ama BİM gibi şirketler azınlıkta. Şirketlerin çoğu maaşlarını ödemek için dahi kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla şirketlerin önemli bir kısmı bu karar sonrasında döviz satma zorunluluğuyla karşı karşıya kalabilir. Ama satarlar mı? Birinci soru. İki ne kadarlık bir döviz satı, satılacak dövizden bahsediyoruz. İkinciden başlayalım. Dünya gazetesi ve TEB yatırım iki ayrı hesap var karşımızda. Bugün dünyanın hesabına göre borsa İstanbul'a bilançosunu açıklayan şirketler ki büyük şirketlerin tamamı borsa İstanbul'da var. Koç Holding var, Sabancı Holding var, büyük sanayi şirketleri var. Erdemir, şişe cam, İskenderun, demir çelik gibi sasa gibi bu şirketlerin bilançolarına baktığımızda 10 milyar dolarlık bir döviz tutarı görüyoruz. Bunun içinde BDDK kararına girenler yani satılabilecek tutar 3.6 milyar dolar. Dünyadan Barış Erkaya'nın eski çalışma arkadaşım Barış'ın hesabı. Tem yatırımın bir hesabı var o da 5.6 milyar dolar olarak bulmuş. İkisi de ha 3.6 ha 5.6 milyar dolar. Sizce büyük bir tutar mı? Şöyle bakalım büyük olup olmadığını anlamak için. 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat devreye girdi. O gün Bankacık sisteminde 239 milyar dolarlık döviz mevduatı vardı. Yurt içi yerleşiklerin şu anda ne kadar var? Yaklaşık 215 milyar dolar. Ne kadarlık döviz satışı gerçekleşti? KKM ile yaklaşık 25 milyar dolar. 25 milyar doların ne kadar etkisi oldu? İşte bir süre 15 liranın altında tuttu ekonomi yönetim ama daha sonra yeniden bir anda Mayıs ayında patladı. 17 buçuğa dayandı. Şimdi ne kadar satılacak? En fazla 5.6 milyar dolar. Bir kere KKM ile eriyen tutarın çok çok altında. Bir kere bunu bir not edelim bir kenara. İki, ikincisi acaba şirketler bu dövizi satmak zorunda mı? Çünkü bu kararın arkasından dolanmayı sağlayacak birçok yöntem var. Günlerdir sosyal medyada konuşulan. Bunlardan biri, bunu bir ihracatçı şirketin finansman müdürü olan arkadaşımdan aldım. Avans kullanabiliriz dedi arkadaşım. Yani ithalat yapmak için döviz tutuyorlar bir kenarda. Yarın yapacakları, bundan 5-6 ay sonra yapacakları ithalatın avansını bugün ellerindeki dövizi göndererek ödeyebilirler. Böylece TL'ye dönmek yerine avans ödemesi yapmış olurlar. Birinci yol bu. İkinci yol ortaklar arasında şirketlerin temettü dağıtmak yani kar payı dağıtımı yapmak. Böylece eldeki dövizi eritmek. Üçüncü yol eldeki dövizi yurt dışı iştiraklere çıkarmak. Yurt dışına göndermek yani sermaye ihracı. Dördüncü yol bunu da Cüneyt Akman bir ekonomi yazarı ekonomist paylaştı. Cüneyt'in dediğine göre 1970 yıllarda da benzeri önlem getirildiğinde şirketler arkadan dolanmak için yaptıkları ithalatın tutarını fiktif olarak yani olduğundan fazla biçimde kağıt üzerinde 2-3 katı göstermişler. Böylece ellerindeki dövizin erimesin TL'ye dönme zorunluluğundan kurtulmuşlar. Yani gördüğünüz gibi pek çok arkadan dolanma yöntemi var. Zaten tutar az ve o tutarın arkasından dolanmaya yarayacak bazı yollar var. O nedenle önümüzdeki dönemde bu kararın dolarda kalıcı bir düşüş doğurma, yaratma ihtimali çok çok az. Zaten dolardaki yükselişin sebebi de şirketlerin döviz alıyor olması falan değil. Yani dolar karpuz ya da kavun değil. Piyasada belirlenmiyor fiyatı. Arz talebe göre fiyatı oluşmuyor. Karpuzun tabii ki fiyatı arz talebe göre belirleniyor piyasada ama dolarla dolar bir kavun değil. Dolar karpuz da değil. Yani Doların fiyatının içinde arz talebin yanı sıra Türkiye'nin finansal riski var, risk primi var, siyasal riski var. Türkiye'nin önümüzdeki bir yıl içinde döndürmesi gereken döviz borcu 182 milyar dolar var. Türkiye'nin cari açığı 40-50 milyar dolara gidiyor, var. Türkiye'nin enflasyonu dolayısıyla yükselen reel efektif kur var. İhracatçıların, Türk ihracatçılarının reel efektif kurdaki yükseliş nedeniyle azalan ihracat rekabet yetenekleri güçleri var. Bütün bunlar üst üste dolardaki yükselişin nedenlerini oluşturuyorlar. Enflasyon yükselirken %70'i geçmişken ve %100'e gidiyorken, cari açık 50 milyar dolara gidiyorken bu makroekonomik problemler ortadayken bir gece yarısı kararıyla Böyle bir hani bir çapkıktan çıkan bir tavşanla bir sihirbazlık gösterisiyle doları belki birkaç gün düşürmek mümkün ama kalıcı bir şekilde düşürmek mümkün değil. Evet bu kanalda her akşam saat 20.30'da hafta içi son 24 saati anlatıyorum, özetliyorum. Türkiye dünya piyasaları ekonomisini anlatıyorum ama bugün özel bir gün o nedenle sadece bu BDDK kararıyla yetineceğim bugünkü videoda. Son olarak bir de borsa'ya etkisini görelim. Borsadaki şirketler de şimdi döviz satacaklar. Karları, bilançoları olumsuz etkilenecek. Endişesiyle bugün sabah %2,5'luk düşüşle açıldı. Borsa İstanbul ama daha sonra herhalde biraz önce anlattığım nedenler, gerekçeler, işin arka planı fark edildi. Ve yeniden bir miktar yükseldi Borsa İstanbul. Günü Bistüz Endeksi %0,97'lik bir düşüşle 2500'ün üzerinde 2529'dan kapattı. Bankacılık endeksinde daha sert bir düşüş var. %2.41 düştü bankacılık endeksi. Yarın 20.30'da buluşmak üzere bu arada bir uyarı yapmak istiyorum. Dün akşam yapmıştım o uyarıyı. Bu kanalda spam yani gerçek olmayan, ticari içerikli içerikli reklam mesajları paylaşan bazı kullanıcılar var üstek benim fotoğrafımı kullanıyorlar. Benim fotoğrafımla kullanıcı hesapları açıp yorum yapıyorlar ve bazı WhatsApp numaralarından bahsedip yatırım tavsiyesi almak istiyorsanız bu numaralara yazın diyorlar. Sakın onlara inanıp lütfen WhatsApp numaralarına falan yazmayın. Elbette onlar ben değilim. Herhalde benden böyle bir şey beklemiyorsunuz. Ben WhatsApp numarasını verip yatırım tavsiyesi almak için bana yazın diyecek insan değilim. Ben öyle bir insan değilim.